sırtında baba. Yazdığın konuşmayı ne olur söylediğim gibi kıvrak oku. Bizdeki oyuncuların çoğu gibi nutuk çekeceksen mısralarımı Şehrin Tellal'ı okusun daha iyi. Hoş sesler, tatlı uyar, dilenmektense... Ne olur Allah aşkına, havayı büküyorum sen gibi elini kolunu sallamayacağım. Her şeyi ölçülü yap, uzun uzun. Coşkunluğun sen olsa da, fırtına ya, ne bileyim, kasırga olsa da... ...onu yatıştırıp yumuşatmalısın. Hoş sesler, tatlı uyar, dilenmektense hak kazandığımız gün... Beni can elimden vuruyor takma saçlı, ağzı kalabalık bir delikanlının coşkun bir duyguyu yüreği parçalarcasına, şerha şerha yırtarcasına haykırarak en ucuz yerlerde oturan seyircilerin kulaklarını patlatması. Bu cahillerin çoğu anlaşılmaz dinsiz oyunlara yaygara insanlar zaten. Hoş sesler, tatlı oylar dilenmekten sağ kazandığımız bir şeyi ölüp gitme karşılıklarını yaşadık. Bak fazla da yaman ol. Kendi sağlığın doğru ölçüyü versin sana. Yaptıkların söylediklerine uysun, söylediklerin yaptıklarına. Asıl göz önünde tutman gereken yaratılışı ve doğaya aykırı düşmemektir. Çünkü bundan şaşarsak oyunculuğun amacından uzaklaşmış oluruz. O amaç başlangıçta olduğu gibi şimdi de doğaya ayna tutmaktır. Evet. Erdeme, özbenliğini, kötülüğe iç yüzünü ve çağın kendi varlığına çehresini göstermektir. Abartma olursa ya da oyun uysalsa bilgisizlerin belki bir kısmı güler ama iyi bilenler üzülürler. Bilgili tek bir kişinin beğenisi sizce bir tiyatroda olsun bir dizisinin alkışından ağır basmalı. Ey gidi ben öyle oyuncular görmüşümdür ki övgü kazanan göklere çıkarılan oyunculardı bunlar. Günah girmeyeyim ama değildir isteyen gibi konuşmak, değildir isteyen gibi yürümek putperest bile değillerdi. İnsandan sayılmazlardı. Öyle şişinerek yürüyorlar, avaz avaz bağırıyorlardı ki bu adamları doğanın kaba işçileri yaratmış, insan yapayım derken berbat taktiklerini yapmış diye düşünmüşümdür. Soytarıları oynayanlarımız sakın yazılı olandan fazlasını söylemesin. Ben öylelerini gördüm ki kendileri gülerek bir yıl seyirciyi güldürmeye çabalıyorlardı. Hem de tam oyunun anlayış isteyen en sıcak, en can alıcı yerinde. Berbat bir iştir bu. Bu yolu tutan soytarının ne acıklı bir şöhret budalası olduğunu gösterir. Hadi gidin, hazırlanın iyice. Hoş sesler, tatlı oylar. Dilenmektense hak kazandığımız bir şeyi ölüp gitmek, açlıktan gebermek daha iyi. Şurada, sırtımda aba, kurt kılığında neden oy dilenecekmişim her gelenden geçenden? O oylar neye yarar? Derler ki, adet buymuş. Ben her adete derim, baş eğmek olur muymuş? Yoksa eski çağların üstünden toz silinmez. Yanlışlıklar daha olur. Asıl gerçek bilinmez. Artık dağın ardında. Soytarılığı bırak. Mevki de, şeref de bu oyunu oynayarak kazanana gitsin. Ben yarı yolda geldim ya. Yarısına katlandım. Şu ikinci yarıya katlanırsam iş biter. Oylar geliyor yine. Oylarınız, ben sizin oylarınız uğruna vuruştum. Onlar için uykusuz kaldım. Onlar için bunca yaralar aldım. 18 tane savaş verdim. Ah ben sizin oylarınız uğruna büyük küçük ne işler başardım. Oylarınız, ben konsül olmak istiyorum. Bu benim hakkım!